koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 3-9 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, gezegeniniz Mars Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu dönemde özellikle kişisel güvenliğiniz, maddi konular, finansal kavramlarla ilgili biraz daha mücadele içerisinde olabilirsiniz. Hafta boyunca Venüs'ün retrosu da devam edecek. Ayın 3'ünden itibaren artık burcunuzdan ayrılıyor ve balık burcunda retrosuna devam edecek. 15 Nisan'a kadar da balık burcunda sürecek bu Venüs retrosu. Tabii ki Venüs burcunuzdan ayrıldığı için ve balık burcunda da daha güçlü bir pozisyonda olacağı için ilişkilerle ilgili geçtiğimiz aya kıyasla biraz daha rahatlatıcı koşullar söz konusu olabilir. Hafta içerisinde ay geçişlerine baktığımızda hafta başında ay yengeç burcunda olacak. Çarşamba gününe kadar biraz daha eviniz, yuvanız, aileniz, yakınlarınızla ilgilenebilirsiniz. Özellikle duygusal hassasiyetler artabilir. Çarşambadan itibaren cumaya kadar ay aslan burcunda olacak. Biraz daha özgüveninizin artabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda özellikle sosyal yaşamdaki faaliyetleri de daha fazla öne çıkarabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınızda ay aslan burcundayken sizin için daha keyifli ve verimli olabilir. Hafta sonunda ise ay başak burcunda olacak. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Alerjik bazı sorunlar söz konusu olabilir. Kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Bir süredir ertelediğiniz kişisel bazı işleriniz varsa onlara zaman ayırabilirsiniz. 6 Nisan'dan itibaren Satürn yay burcunda retro harekete geçiyor ve bu retro 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Sizin 9. evinizdeki bu retro bu süreç içerisinde özellikle akademik konular, hukuksal işler, bazı uluslararası kavramlarda biraz daha enerjilerin içe dönmesini ve bu alanları tekrar bir ele almanızı, gözden geçirmenizi sağlayabilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.